Selamlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Herkesin dilinde olan ve bazılarının mesaj attığı önemli bir teoriye açıklık getirmek ve bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Jadis'in 9. sezonda helikopterle ayrılmadan önce telsizde konuştuğu ismin Alicia olduğunu ve iki dizinin böylelikle birleşeceği teorisi hakkında konuşalım. Bu gönderilen mesajlara aslında çok da öyle inanarak bakmadığım için muhtemelen bazılarınıza baştan sağma cevap vermiş olabilirim. Ama bu konu yine de kafama takıldı ve araştırıp bu konunun olup olmayacağı hakkında bir video hazırlamaya karar verdim. İlk olarak bahsi geçen o sesi dinledim. Bu telsizi dinlerken önemli bir detay var. Çünkü henüz Jadis frekansları karıştırırken arka planda bir kadının sesini duyuyoruz. Telsizde duyulan sesler şöyle: kuzeye git, gerisini ayır ve silahları ateşleyin tarzında. Şimdi altta yazan şu kelimeleri okuyun ve sesi dinleyin. Bu telsizde konuşan bu kadının Alicia'nın sesine benzediğini evet artık ben de düşünüyorum. Ayrıca Alicia'nın seslendiği bu kişilerin de Morgan ve Dwight olma ihtimali var. Konuşan kadının sesinin Alicia'nın sesine benzeyip benzemediği konusunda siz de kişisel olarak düşüncelerinizi bana yazabilirsiniz. Maggie, Carol ya da Michonne'un sesinin olma ihtimali olmadığı için bu isimleri çoktan eliyoruz. Daha çok sıradan bir kişinin sesi gibi gözükse de The Walking Dead'teki her olayın bir sebebi olduğunu veya küçük ayrıntıların önemli şeylere zemin hazırladığını çoğu zaman şahit olduk. Dwight, Morgan ve Alicia üçlüsünün birbirleriyle telsizle konuşurken bir aylak sürüsünü dağıtırken frekansları karışmış olmalı. Az önce dinlerken sadece bir kadın sesine odaklanmış olmalısınız. Şimdi sizden bir de bu kadının sesinin yanı sıra o sesle karışmış bir erkek sesi var. Bu sesi şimdi tekrar dinleyelim ve kadının sesine değil erkeğin sesine odaklanalım. Belki de burada konuşan erkek sesi de Dwight'in sesi olabilir. Referans olarak burada bir kişinin sesini sadece bir frekans üzerinden almamız zor. Emin olduğumuz konu şu: arka planda konuşan kadın kesinlikle Alicia. Silahların sebebi de kesinlikle her tarafı aylaklarla dolu ve onları dağıtmak için mücadele ediyorlar. Jadis'in gittiği bölümde patlama sebebiyle pek çok aylak sağa sola dağılmıştı. Bu yüzden belki de Alexandria yakınlarına kadar gelmiş olabilirler ve bu yüzden de frekanslar birbirine girmiş olabilir. Bu durum gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Burun kıvırdığım bu durumun üstüne gidip kendi ön yargım karşısında da açıkçası biraz utandım. Bu konuşan kişinin Alicia olduğuna neredeyse eminim. Alicia bu sahnelerde yakınlarda bir yerde olmalı. Ama bu konuda şöyle bir şey var: Alicia'nın helikopterde olduğu anlamına gelmiyor. Sadece helikopter frekanslarına yakın bir yerde oldukları anlamına geliyor. Telsizin kapsama alanları ve frekanslar konusunda çok bilgi sahibi değilim. Bu sezon Fear'da Alicia'nın frekansları yine karışmıştı ve Morgan'la iletişim kurmak için çabalarken bir anda çocukların frekansları devreye girip onlarla konuşmuştu. Belki de bu frekans karışıklığının sebebinin de boş yere olmadığını ve bir zemin hazırlamak için bunu yapmış olabilirler. Sinyaller konusunda The Walking Dead finali de benzer bir gelişme yaşanmıştı ve farklı bir kişiye ulaşılmıştı. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım. Farklı ve gizemli bir hava katıyor. Yalnız bu konuda dikkat etmemiz gereken önemli bir detay var. Fear'ın 5. sezona başlamasına rağmen hala The Walking Dead'in 9. sezon 1. bölümüyle arasında aylar var. Nereden baksanız iki dizinin çakışması için 8-9 aylık bir süre var. Yani bu ses Alicia'nın olsa bile böyle bir sahneden emin olmamız için Fear'da ayların geçmesi, yani bölümlerin ilerlemesi gerekiyor. Fear'da Walking Dead'in 5. sezonunun finalini Jadis'in bu sahneyle çakıştırmış olabilirler ve bu sezonun sonunda Alicia ve Jadis'in telsiz frekanslarının çakıştığına şahit olabiliriz. Zaten Fear the Walking Dead'in Rick'in filmi ve The Walking Dead hikayesiyle paralel bir şekilde ilerleyeceğini biliyoruz ve bununla ilgili bir duyurunun da gelmesini bekliyorum. Böylelikle Fear'daki hikaye fısıldayanların ardından 11. sezona kadar uzanabilir. 10. sezon şimdilik zor, bu yüzden bu birleşmenin 11. sezonda olmasını bekliyorum. Fear the Walking Dead'te Alfia'nın bulduğu şu sembolü hatırlayın. Birbirine geçmiş 3 halka var. Helikopterle zaten aynı sembol. Bu yüzden bu grubun Alfia'yı kaçıran grupla aynı olması hiç kimseyi şaşırtmasın. Bu konuda da bazı gelişmeler ve detaylar her bölüm sonrası artacaktır. Bu sezon Fear the Walking Dead'i takip etmeniz gerektiğini sizlerle çoğu zaman konuşmuştum. 15 dakikalık ilk sezon tanıtımının ve tamamını sizler için yayınlamıştım. Lütfen bu evren konusunda geride kalmamak için olabildiğince Fear the Walking Dead evrenine sarılın, çünkü çok heyecanlandırıcı gelişmeler var. Fear'da gördüğünüz
gördüğümüz bu adamın da bahsi geçen helikopterin grubuyla bir ilgisi var. Fear'da bu sezon Morgan ve Dwight'ın bu adamlarla olan mücadelesini izlemeyi bekliyorum. Bu da doğrudan Rick'i ilgilendiren bir durum. Morgan'ın bu helikopter grubuyla olan ilişkisini ve Alfie'yi kurtarma çabaları sonucu frekansların çakışması ve sezon finalinin Rick'in uyanmasıyla son bulması ihtimali çok yüksek. Böylelikle de Rick'in filmi için de iyi bir giriş yapabilirler. İlk sezonları hatırlayın. Yatağında yatan Rick'e yaklaşıp uyan diyen Morgan'ın bir benzerini bu helikopter grubunda yapması gerçekten mükemmel bir final olmaz mı? Her şeyin birbirine bağlılığı artmaya başladı ve çok heyecanlıyım. Sanki her şey birbiriyle bağlantılı gibi ilerliyor. Fear the Walking Dead'teki telsizler, The Walking Dead'teki telsizler, semboller ve Jadis'in frekansları. Bunların hepsinin sadece rastlantıdan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Fear'da bu sezon yeni karakter olan Logan'ın da bu konuyla bir ilgisi olabilir. Ama şu konuda da bir kafa karışıklığı olmasın. 9. sezon finalinde duyduğumuz radyodaki o sesin sahibi Alicia değil, buna eminim. Belki bu isim Alfie olabilir. Zamanla bu konuların açığa çıkacağını ve her şeyin bağlantılı olmasını bekliyorum. Genel olarak teoriye yönelik incelemem bu şekilde. Sizler de bu frekanstaki sesin sahibinin kim olduğuna yönelik tahminlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Silahın ateşlenmesinin patlayan köprü ve çevreye dağılan aylaklarla olma ihtimali var ve ekip halinde bu aylakların temizlenmesi için telsizlerle iletişim kuran Dwight, Morgan ve Alice olduğunu düşünüyorum. The Walking Dead konusunda isabetli ve destekleyici bir teoriyi sizlerle paylaşabildiğim için mutluyum. Umarım incelememi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak ve bildirim zilini açmak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.